Yeniden mücadele başlayacak değerli izleyiciler. 1-0 önde Aydın Yıldızspor, gol Miraç. Raşit İlçebaylık. Out. Kaleci Enes Yıldırım. Taç. Raşit İlçebaylık kullanacak. Aydın Yıldız erken gelen bir gol. Önce kaleci Onur Nazmi Terzioğlu topu karşıladı ama devamında top Miraç takip etti, filelerle buluşturdu. Erkan Güvercin top kaybı ama öncesinde faul kararı var. Yunus Aytekin. Selim'in pası offside yok. Necati ceza sahasında karşı karşıya. Necati orta boş pozisyon ama top out. Top out'a çıktı. Ali Ağa için çok tehlikeli bir pozisyondu. Sol kademe kayboldu o dakikada. Raşit de geride kalınca bir gol pozisyonu oluştu ama top out'a çıktı. Kale vuruşunu kullanacak. Kaan. Miraç yükseldi, vuramadı. Kafayla karşıladı. Şimdi Aykut Geçmen. Şimdi Miraç. Tekrar Aykut. Necati. Enes Yıldırım. Arda. Şimdi Selim Kartal sağdan gelen isim. Selim ceza sahasında. Selim Kartal. Selim vuruşu. Kaleci köşe vuruşu. Ali Ağa kullanacak. Bu dakikada köşe vuruşunu değerli izleyiciler. Berk Baran. Dakika 10. Selim kısa kaldı o top. Ali Al oyuncularda Osman Buğra Uysal. Osman. Savunma Ahmet Köseoğlu girdi araya. Şimdi Aydın Yıldız tehlikeli bir hücum olabilir ama Aykut Geçmen. Arda. Erkan Güvercin. Erkan. Ara pası yine offside yok. Gol pozisyonu. Bu kez savunma araya girdi ama Ali Ağa oyuncu kaleyi düşünse belki de eşitliği sağlayacaktı takımı adına. İçeriye çevirdiği top, savunma girdi araya, köşe vuruşu kullanacak. Golden sonra üst üste pozisyonlar yakaladı Ali Ağa. Aykut Geçmen kullanacak. Ali Ağa savunmasından bütün uzun boyunlu oyuncular Yıldız ceza sahasında şu an. Ön direğe doğru. Açırılan top. Ali Ağa hücumu devam ediyor değerli izleyiciler. Arka direğe bu sefer orta. Kafayla karşıladı savunma. Arda sert şut, top ağlarda gol, 1-1. Arda Saltan. Maç gollerle başladı değerli izleyiciler. 11. dakikada Arda Saltan. Ali Ağa'dına golün sahibi. Karşılıklı atılan iki gol var. Güzel bir futbol. İlk 5 dakikadan sonra meyvelerini iki gol olarak bizlere sundu değerli izleyiciler. Mücadelede eşitlik var. Karşılaşmada 3. kez santra vuruşu yapılacak. İkisi gol, birisi maç başlangıcıydı. Yeniden oyun başladı yıldızlı oyuncuların vuruşuyla. Emre. Bu arada Nizamettin, düzeltiyorum. Nizamettin'e yapılan hareket faul.
Süleyman Çelik biraz önce içeriye doldurdu. Osman Buğra Uysal yerde kaldı. Hakem Yunus Aytekin hemen yanına geldi. Mustafa Diler de orada. Kayseri'ye yapılan herhangi bir hareket yok. Ama Ali Ağlı oyuncu yerde. Hemen sağlık görevlerini çağırdı. İşte dün Soma maçında 3. lig maçı anlatmıştık dün. O maçta böyle bir pozisyonda hakem oyunu tam 45 saniye sonra durdurmuş ve ben eleştirmiştim. Oyuncu sağlığı her şeyin önünde gelir diye. Bölgesel amatörlük mücadelesinde buna riayet gösteren sevgili Yunus Aytekin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Anında maçı durdurdu. Her şeyin önünde futbolcu sağlığı. Yeniden oyun başlayacak. Hakem atışıyla başlayacak değerli izleyiciler. Sağlık görevlileri şimdi Osman Buğra Uysal'la birlikte dışarıya çıktı. Nizamettin. Burak pası Ahmet Köseoğlu. Emre. Mustafa Diler. Sol kanatta top kaybı Nizamettin'den Selim Kartal. O da topun kontrolünü sağlayamadı. Burak Koca yerde kaldı. Hakem devam dedi. Mustafa Diler. Kalecisine döndü. Kaan Kavurkacı. Kaan uzun oynadı. Faul kararı var. Yunus Aytekin'den. Nizamettin. Kullandığı ceza sahasına herkesi aşan top savunma. Aykut Geçmen bırakmadı. Köşe vuruşu kullanacak şimdi ev sahibi Aydın Yıldız. Ege TV ekranlarında hafta sonu futbol dolu geçti değerli izleyiciler. Dün de 3. lig 3. grup mücadelesinde Soma Karacabey maçını canlı olarak ekranlarınıza taşımıştık. Bugün de bölgesel amatörlük 8. grup mücadelesindeyiz. Süleyman kullandı savunma. Ön direkte karşıladı. Şimdi hızlı hücum şansı. Ali Ağa için. Sarı kart. Topa müdahale ettim dedi. Nizamettin ama karar faul. Yunus Aytekin. Sarı kartı gören oyuncu Nizamettin. Aykut Geçmen bıraktı. Güray Kula kullanacak. Güray. Arda Saltan golün sahibi Ali Ağa adına. Emre Balak. Emre sağ kanatta Selim Kartal var orada kafayla karşıladı. Berk Baran çıktı. Erkan Gövercin onun yaptığı hareket faul. Mustafa Diler yerde. Burak Koca topun başında o da bıraktı. Kaleci Kaan kullanacak. Serbest vuruşu ev sahibi adına.
Dakika 18 değerli izleyiciler, Aydın'da 1-1 eşitlik var. Karşılıklı 2 gol. Raşit İlçebaylık döndü geriye. Burak Koca. Ahmet Köseoğlu. Raşit'te top. Yeniden Ahmet Köseoğlu. Hazırlık pasları Ahmet Uzun oynadı. Ortaya çevirdi topu Doğukan Güngör. Aydın Yıldız şimdi sol kanattan geldi ama o topun kontrolünü kaybetti orada Emre Yıldırım. Selim Kartal. Savunma Burak Koca kafayla karşıladı. Taç. Hemen kullandı Selim. Bileklerine çok hakim bir oyuncu Selim Kartal. Ali Ağda top oyun alanında. Selim Kartal geçti sağ kanatta. Karşılayan Emre. Selim birebir oynama düşüncesi. Taç. Emre Yıldırım karşıladı Selim Kartal'ı o pozisyonda. Şimdi kullandı taç atışını. Osman Buğra. Top hala kendisinde. Şimdi top kaybetti. Hızlı hücum şansı Aydın Yıldız için. Bu arada kaleci aldı topu Onur Nazmi Terzioğlu. Eğer en sağı düşünebilse müthiş bir pozisyon olacaktı. Ev sahibi Aydın Yıldız için. Kaleci Onur Nazmi çok tecrübeli bir isim. Necati kafayla karşıladı Emre. Osman Uysal. Arda sola döndü. Aykut Geçmen. Aykut. Arda. Arda. Raşit girdi araya. Süleyman. Nizamettin kafayla doldurduğu yerde Osman vardı. Emre Balak. Bir pozisyon orada. Ceza sahası ön tarafı. Tehlikeli bir pozisyon. Necati girdi ceza sahasına. Çıkardı Aykut orta. Savunma karşıladı. Havalanan top. Raşit İlçebaylık. Ceza sahası ön bölgesine indirdi o topu. Şimdi Nizamettin, Emre Balak, Güray. Güray Kula. Enes ve Raşit karşı karşıya. Raşit. Raşit karşıladı. Emre Balak. Raşit. Süleyman. Süleyman'ın yapılan hareket faul. Aykut Geçmen faul yaptı. Süleyman. Çelik pozisyonun içerisindeki isim Aydın Yıldız'da. Ahmet Köseoğlu kullandı hemen. Süleyman. Emre Akbulut. Emre köşe vuruşu. Aykut çok tecrübeli bir isim. Aydın sporlu futbol severler tabii ki Aydın Yıldız'ı o eski Aydın spor coşkusu kadar destek vermediğini söyleyebilirim. Şu an için tribünlere baktığım zaman bu stadyum zaten bir ballı gibi stadyumu değil. En başında onu da söyleyelim ama tabii ki ligde. Bu arada kaleci müthiş bir pozisyon. Müthiş bir pozisyon Aydın Yıldız'da. Mustafa Diler istediği vuruşu yapamadı. Erkan Göverçin. Onur Nazmi Terzioğlu müthiş çıkardı o topu. 22. dakikada yakaladı bu pozisyonu ev sahibi ekip. Karambol anında son vuruşu güçlükle çeldi kaleci Onur.
Sağ kanat Talia. Uzun bir top. Selim Kartal orada. Savunmada Raşit. Kademeye giren isim. Bir kez daha şişirildi o top. Mustafa Diler. Süleyman. Nizamettin. İstediğini yapamadı çünkü faul yapıldı Nizamettin'e. Yunus Aytekin çaldı düdüğü. Nizamettin. Karşılaşmanın hakemi Doğukan Güngör. İkinci pozisyonda düdüğü çaldı. İlk pozisyona devam demişti Yunus Aytekin. Nizamettin topun başındaki isim. Hemen başlattı Nizamettin. Soldan Emre geldi. Emre kaleci Onur. Hızlı bir oyuncu Emre, solda iyi geldi ama kalecinin kucağına bir pas oldu bu orta. Onur. Burak Koca kafayla karşıladı Burak. Arda araya girdi şimdi Aydın Yıldızlı oyuncular. Bu arada sol kanatta offside yok. Emre. Doğukan Güngör. Doğukan yerden pası. Nizamettin en sağa döndü. Raşit İlçebaylık için hızlı bir top. Köşe vuruşu çizgisinin hemen dibinde, köşe bayrağı dibinden. Çok mücadele etti o topu alabilmek için Raşit ama kale vuruşu kullanacak Onur Nazmi Terzioğlu. İki takımın da bu dakikaya kadar saha içerisindeki mücadelesi değerli izleyiciler tamamen futbol oynamaya yönelik centilmence bir oyun olduğunu söyleyelim. Hem Aydın Yıldız'ın hem Ali Ağa'nın. Biraz sonra Ali Ağa'da erken bir oyuncu değişikliği olacak. Mustafa Bahadır erken bir değişikliğe gitti. Bu arada Aydın Yıldız hücumu. Süleyman'ın yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi hakem. Süleyman'ın da itirazı yardımcı hakeme şu şekilde. İlk önce faulü Aykut Geçmen yaptı. Tamam ben de faul yaptım ama ilk o yaptı der gibi Süleyman. Kaptan Güray Kula. Ali Ağa Futbol Kulübü'nde topun başındaki isim. Kalecisiyle oynadı. Onur Nazmi. Değerli izleyiciler, Ege TV ekranlarında bundan sonra her cumartesi pazar maç olduğu sürece, tabii ki cumartesi eğer fikstürde cumartesi maçlarımız, Ege bölgesindeki her ligde inşallah ekranlara bir futbol maçını taşıyacağız. Bal liginden, süper amatörden tutun ikinci lig, üçüncü lige kadar. Raşit İlçebaylık. Faul kararı var. Mustafa Diler yerdeki isim. Raşit. Ahmet. Miraç. Miraç. Mustafa Diler ayağının altından kaybetti o topu. Şimdi Osman Buğra Uysal, Arda kendini yerde buldu. Arda şimdi kalktı. Doğukan. Arda hala yerde. Onur Nazmi Terzioğlu top onda. Şimdi durdurdu maçın hakemi Yunus Aytekin. Evet, Osman Buğra Uysal sakatlığı var. Osman Buğra'yı oyundan aldı Mustafa Bahadır ve
5 numarayla bu dakikada sonra görev yapacak Özkan Yılmaz. O da takımın en tecrübeli isimlerinden bir tanesi Özkan Yılmaz. 1986 doğumlu Özkan bu dakikadan sonra mücadele edecek Aydın'da Ali Ağa Futbol Kulübü adına. Dakika 28. Kaleci Onur. Burak Hoca kafayla karşıladı o topu. Şimdi Necati. Oyun alanının içinde tutamadı Necati. Karşı yardımcı hakem kaldırdı bayrağını. Taç atışı kullanacak Emre ile. Yıldız Doğukan. Doğukan. Bir kez daha taç. Aynı bölgeden Aydın Yıldız Emre ile tekrar kullandı taç atışını. Ahmet Köseoğlu. Ahmet. Ahmet'ten pas almaya gelen bir arkadaşı yok. O mecburen ileri oynadı. Çünkü hem Mustafa Diler hem de Nizamet'in ikisi de hücum alanına yöneldi. İki ön libero da. O da direkt uzun oynadı Ahmet Köseoğlu. Aykut Geçmen taç atışını kullanacak Ali Ağa'da. Mustafa Diler, Nizamettin, Ahmet Köseoğlu, Burak Koca, Nizamettin kalecisine döndü. Kaleci Kaan. Kafayla aşırdı. Şimdi Raşit. Raşit bu arada Aydın Yıldız Spor'da büyük bir talihsizlik. Raşit İlçe Baylık sakatlandı değerli izleyiciler. Çok o pozisyon için gitti ama çok üzüldüm Raşit. İnşallah, inşallah diyeyim Raşit. Geçmiş olsun. Gencecik bir kardeşimiz Raşit İlçe Baylık. Henüz 1999 doğumlu. Sedye istediler. Raşit büyük ihtimal arka adale diye düşünüyorum. İnşallah değildir. Hani bir bilek burkulması falan kısa sürer. İnşallah bilekte bir sıkıntısı vardır. Yoksa aşil tendonu veya tendonsa sıkıntı büyük. Gencecik bir oyuncu Raşit. Benim bütün canlı anlattığım maçlardaki en büyük temennimdir değerli izleyiciler. Hani skor önemli değil. Ekranları başında bir sürü izleyenimiz var. Taraftarlar da var. Fanatik taraftarlarımız da var ama en fanatiği bile bakın Ali Ağa Futbol Kulübü'nün taraftarlarını Yeniçerilere bir kez daha tebrik ediyorum. Hemen onların önünde arka tarafta Selim düzeltiyorum Raşit çıkarken alkışlayan Ali Ağa Futbol Kulübü taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Futbolu güzelleştirdikleri için Yeniçerileri. Bunlar futbol adına güzel şeyler ama şu an üzücü olan tek şey var. Raşit'in sakatlığı. Otuzuncu dakikada Sedi ile oyunu terk etti. Hemen bir oyuncu değişikliği yapacak tabii ki Aydın Yıldız Spor değerli izleyiciler. Tekrar geçmiş olsun. Emre Akbulut'u şimdi sağ beke çekti Mehmet Öztürk. Arda gelişi güzel bir vuruş oldu. Doğukan ve aynı alanda Berk var. Emre var. Offside olması lazım. Bayrak kalktı. Evet. Selim Kartal'a o göğsüyle atılan topta hemen bayrağı kaldırdığı maçın yardımcı hakemi. Takım kaptanı Güray Kula yeniden oyunda. Sırtına çarptı ama önünde kaldı. Sert bir şut üstten out. Miraç. Golün sahibi Miraç güzel bir vuruş yaptı.
kaleci Onur Nazmi Terzioğlu biraz gecikince tepkiler geldi. Kale vuruşunu kullanırken Nizamettin kafayla karşıladı. Uzun bir top. Kaan daha yakın. Burak Koca en sola oynadı. Araya girdi ama şimdi yeniden yıldızlı oyuncular. Ahmet Köysoğlu, Mustafa Diler. Burak, yeniden Mustafa. Kaleci Kaan. Kaan havalanan top. Miraç, şimdi Süleyman Çelik. Mustafa Diler. Burak Koca. En sola. Yeniden Mustafa. Nizamettin orta alanda pas istedi. Burak Koca kaleciye döndü. Kaan. Kaan Kavurgacı, top hala onda. Şimdi uzun oynadı Kaan. Güray Kula vurdu kafayı. Mustafa Diler'le geliyor ama hemen hakemin önünde faul. Öncesinde de kalecinin az önceki pozisyonda tekmeliği elindeki, büyük ihtimal tekmelik tam buradan net de göremedim. O çıktı. Evet, tekmeliği hemen flasterle onu bağlayacak, bantlayacak. Bu arada serbest vuruş kullanacak. Yıldız Spor, Doğukan topun başındaki isim. 1994 doğumlu Doğukan Güngör. Geçen yıl Bal Ligi'nde Kale Belediyespor forması giyen oyunculardan birisi Aydın Yıldız Spor'da. Baraj tek kişilik Ali Ağa'da. Hatta daha yakın olan bir oyuncu daha var. O da 5 numarayla oyuna giren Özkan Yılmaz. O biraz açıldı bu paralel olarak topa. Hakem şimdi işaretini verdi. Doğukan farklı şekilde topa avuta çıktı. Onur Nazmi Terzioğlu kale vuruşunu kullanacak. Eşitlik var değerli izleyiciler. Aydın Yıldız Spor 1, Ali Ağa Futbol Kulübü 1. Aydın Adnan Menderes Stadı'nda bölgesel amatörlük 8. grupta. Sıkıntı şöyle, taraftar artık ilk kez bir serzenişte bulundu. Şu an 10 kişiyle oynuyor sahada Aydın Yıldız Spor ve yaklaşık oyuncu sakatlanalı 8 dakika oldu. 8 dakikadır 10 kişiyle oyunu devam ettiriyor ev sahibi ekip. Şimdi Nizamettin iki kişi arasında girdi çıkamadı. Aykut Geçmen topuk pası Enes Yıldırım. Mustafa Diler ve Özkan. Özkan hemen sağına oynadı. Berk Baran. Berk. Taç. Aydın Yıldız Spor'un. Tabi oyuncunun hazır olmaması, ısınmamasını da değerlendiriyor Mehmet Öztürk. Onun ısınmasını, tamamlanmasını bekliyor ama hani bu kadar uzun olması bir eleştiri konusu olabilir mi? Bu da tabii ki futbol kamuoyuna bırakılır. Çünkü şimdi oyuncu geldi. Bu kadar çok beklemesi. Hani 10 kişi oynarsam nasıl oynarım mı düşünüyor hoca? O da olabilir. Futbolun içerisinde bunlar olan şeyler. Adalet sakatlıkları bugün. Onur oyuna girecek az sonra. Onur Yalçın yaklaşık 8 dakika sonra oyuna girdi. Aydın Yıldız'da Emre Akbulut yerdeki isim, o da kalktı.
İlk yarıda normal sürede son 7 dakikanın içerisine şimdi girdik değerli izleyiciler. 38. dakika içerisindeyiz. Güray Kula. Emre Balak. Emre. Şimdi Özkan. Özkan Burak Koca karşıladı. Nizamettin çıktı oradan. Doğukan'la bir paslaşması. Mustafa Diler. Mustafa Ahmet Köseoğlu. Çok iyi bir hücum izledik bu dakikaya kadar. Ama son olarak Onur Yalçın istediği pası atamadı. Onur yaptı hareket, faul. Özkan. Özkan'ın pası. Mustafa Diler. Şimdi Doğukan'ın olduğu bölgeyi düşündü. Savunma. Arda Saltan. Özkan Yılmaz. Özkan. Emre mücadelesi, faul. Serbest vuruş hemen kullanacak. Selim Kartal. Selim. Selim de geçen yıl Manavgat forması giyen bir isim. Hakemin çok yakın pozisyona. Sarı kart. Emre Akbulut sarı kartı gördü. Hakemin çok gözünün önünde olduğu pozisyon. Yunus Aytekin sarı kartla cezalandırdı bu hareketi. Yunus Aytekin düdüğümü bekleyin işaretiyle oyuncuların yanından şimdi ayrılacak. 9 metre 15 santimi sayıyor. Karşılıklı atılan iki gol var değerli izleyiciler. Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda ilk 10 dakikada gelen iki gol. Berk Baran savunma karşıladı. Özkan. Özkan Yılmaz destek bekledi Özkan. Şimdi Erkan Gövercin geldi yanına. Özkan bıraktı Erkan. Onur Yalçın. Ahmet Köseoğlu. Şimdi Emre Akbulut sağdan. Süleyman çıktı. Offside yok. Süleyman müthiş bir pozisyon yakaladı. Bu arada hakem köşe vuruşu kararı var. Ali Ağlılar faul bekliyor. Yıldızlar penaltı bekliyor. Ama karar köşe vuruşu oldu bu dakikada. Yerde kaldı Ali Ağa'da. Aykut Geçmen oradaki oyuncu. Süleyman Çelik ve Aykut aynı topa aslında biraz daha pozisyon itibariyle çok tehlikeli bir pozisyon başlangıcını izledik ama bitiriş olarak tabii Aydın Yıldız o neticeye gidecek pozisyonu yaşatamadı bizlere. Ali Ağa savunması çabuk döndü özellikle Aykut. Çok tecrübeli bir isim Aykut Geçmen de bu takımın uzun yıllar formasını giyen oyunculardan bir tanesi değerli izleyiciler. Süleyman köşe vuruşunu kullanacak. Ceza sahası içerisinde uzun boylu oyuncularını gönderdi. Aydın Yıldız, Burak Koca, Mustafa Diler, Ahmet Köseoğlu hepsi orada. Süleyman bir orta, arka direk. Burak Koca. Bu arada faul yok dedi devam. Faul bekledi orada. Miraç, Mustafa Diler. Sağda bomboş Süleyman Çelik. Yine Aydın Yıldız hücumunu izliyoruz. Süleyman kendisi girdi şimdi. Süleyman düştü kalktı.
yerinde kaygan olması Necati Önal. Berk Baran'la oynadı Necati. Ali Ağa şimdi hücumu gerçekleştiren taraf. İzmir temsilcisi Ali Ağa, Selim Kartal. Berk Baran. Büyük bir hata Ahmet Köseoğlu'ndan, büyük bir hata. Ama aynı hatayı kendisi telafi etti. Aykut Geçmen yeniden hücum. Taça bıraktı Arda Saltan. Aynı dakika içerisinde hem hata yaptı hem hatasını telafi etti. Kale önünde Ahmet Köseoğlu, faul kararı var. Güray Kula. Erkan Gövercin. Mustafa Diler. Mustafa Diler. Yine hakemin önünde bir sarı kart daha gelecek. Çok yakın orada hakem. Aynı pozisyon. Ali Ağa Futbol Kulübü'nde bu kez Necati sarı kartı gören isim. Burak Koca. Süleyman. Taç. Aykut Geçmen. Süleyman Çelik. Pozisyon. Şimdi Enes Yıldırım. Yeniden Enes. Arda Saltan sağ kanadı gördü orada. Sağ kanatta şimdi Selim Kartal pas istedi, alamadı Berk Baran. Şimdi Selim. Orta alanda Arda Saltan boş pozisyon. Arda. Enes Yıldırım. Enes. Mustafa Diler ve Enes aynı topa gitti. Out kararı var. İlk yarının son dakikası içerisindeyiz. Dakika 45. Az sonra dördüncü hakem maçın ilk yarısına ilave edilecek süreyi gösterecek değerli izleyiciler. Aydın Adnan Menderes Stadında. Skorda denge var. Ege TV ekranlarında 4+4 oynanacak ilk 45'e ilave. Süleyman Çelik, Aykut Geçmen. Aykut. Taç. Yıldız Spor'un. Mustafa Diler. Ahmet Köseoğlu, offside yok ama top kalecide. Çok iyi çıktı orada Doğukan. Burak Koca bırakmadı topu. Erkan Gövercin. Erkan. Berk Baran. Tekrar Erkan. Selim Kartal. Düşüncesi iyi, top oyun alanında dışarıya çıktı mı diye baktım. Şimdi top oyun alanını terk etti Taç, Yıldız Spor'un. Hemen kullandı Yıldız ama Arda Saltan, Mustafa Diler. Mustafa Diler topa dedi. Miraç. Miraç. Nefis hareketler Miraç'tan. Şimdi Nizamettin. Nizamettin. Nizamettin kaleyi düşündü. Kaleci kucağına gelen top. Kaleci Onur Nazmi Terzioğlu'nun. Sağdan bindirmişti. Biraz önceki pozisyonda Süleyman ama onu düşünmedi. Kaleyi düşündü Nizamettin. Havalanan top. Ahmet karşıladı. Mustafa Diler. Topla belki de en fazla buluşan oyuncu Mustafa Diler. Aydın Yıldız Spor adına değerli izleyiciler. Orta alanda fiziğiyle de çok iyi bir görüntü veriyor. Şimdi top kaybı. Selim Kartal. Baskı iki kişiden geldi. Selim ikisinden de sıyrıldı. Burak Koca en son olarak Mustafa ile oynadı. Mustafa Diler. Faul kararı var.
Özkan Yılmaz, sağ kanatta Berk Baran. Berk uzun oynadı. Ahmet Köseoğlu girdi. Şimdi Emre sol kanatta, artık ilk yarının, uzatmanın da son dakikası içerisindeyiz değerli izleyiciler. Süleyman Çelik iyi çıktı. Baskı tabii ki Çağlar'ın olmayışı santrafor mevkiinde, bu dakikaya kadar golü de attı Miraç ama tabii genç olması, tecrübesizliği. Aydın Yıldız'ın sağ kanata Raşit İlçebay ile çok iyi bir sağ bek profili çizen oyuncuydu. Bindirmeleri var ama onun yerine oyuna giren Onur'un sadece defansif özelliğinin olduğu bu dakika itibariyle belli. Kanat sadece Süleyman Çelik'e kalacak. Aydın Yıldız'da Aykut. Ali Ağa ikinci yarıda bakalım. Şu an bu arada ama faul kararı var. Necati'nin yaptığı hareketi faul olarak nitelendirdi Yunus Aytekin. Sarı kart beklentisi var ama sarı kartı göstermedi Yunus Aytekin. Şimdi Ahmet Köseoğlu atışı kullanacak Aydın Yıldızspor'da. Artık son saniyeler. Ahmet Köseoğlu ve Enes Yıldırım. Ahmet riske girmedi. Onur Yalçın. Ve şimdi Süleyman oyun alanında terk etti ama ve ilk 45 dakika tamamlandı. Aydın Yıldızsporlu oyuncularının bir an önce kramponlarını değiştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü her pozisyonda düştü, her pozisyonda kaydı oyuncular. İstemez tabii ki onlar da ama saha zemine uygun krampon giymeleri daha uygun olacak. Evet değerli izleyiciler, ilk 45 dakika 1-1 sonuçlandı. Aydın'da maçın ikinci yarısında yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın şimdilik. Şimdi ama faul kararı var Yunus Aytekin. O pozisyonda faul olduğunu belirledi değerli izleyiciler. Kaleci Onur Nazmi Terzioğlu şimdi kale vuruşunu kullanacak. Ali Ağa Futbol Kulübü'nde Onur. Burak Koca yükseldi, vuramadı. Onur kademedeki oyuncu. Havalanan top, Doğukan kafayla aşırdı, taç. Berk Baran taç atışını kullanacak. Özkan. Taç Aydın Yıldız'ın. Emre ve Arda anlaşamadı o pozisyonda. Emre Akbulut. Kafayla karşıladı savunma. Tekrar taç. Doğukan. Doğukan. O da bileklerine hakim bir oyuncu. Yunus Aytekin çok yakın.
Serbest vuruş kullanacak şimdi Aydın Yıldızspor. 48. dakika içerisindeyiz. Aydın'da 1-1'lik eşitlik var. Miraç ve Arda Saltan'ın karşılıklı golleri var ilk 10 dakika içerisinde. 10. dakikanın son saniyelerinde attı golü Arda Saltan takımı adına, Ali adına. Miraç'ın 6. dakikadaki golüne cevap olarak. Yine ceza sahası kalabalık. Savunmadan Burak Koca, Ahmet Köysoğlu ikisi de çıktı. Orta, bu arada bir karambol ama elle müdahale. Burak Koca'nın topu eliyle müdahale ettiği görüşünde maçın hakemi Yunus Aytekin handball atışı kullanacak. Ali Ağa Futbol Kulübü. Kaleci Onur Nazmi Terzioğlu. Top hala onun ayaklarında. Atışı kullanmadı Onur Nazmi. Tabii ki buradan iki kulübün de alacağı birer puan ne Yıldız'ın işine gelir ne Ali Ağa Futbol Kulübü'nün işine gelir. İki takımın da hedefi tabii 3 puan ama futbolun neticesinde ne olacak bakalım. Taç atışı kullanacak Ali Ağa. Berk Baran. Berk. Selim Kartal araya girdi. Emre. Mustafa Diler. Mustafa şimdi sağ kanatta Aydın Yıldızspor hücumunu izliyoruz. Süleyman. Orta. Doğukan. Doğukan ilk anda topun kontrolünü sağlayamadı. Çıkardı geriye. Emre Akbulut. Müdahale. Taç. Yıldız'ın. Nizamettin. Ceza sahası çapraz bölge. Nizamettin. Top hala kendisinde. Şimdi hızlı bir top. Çok hızlı bir top. Taç. Ali Ağa'nın. Adeta gol pozisyonunu taça çevirdi Nizamettin o pozisyonda rakip adına. Faul kararı var. Nizamettin faul yaptı. Necati yerde kaldı. Yaklaşık 30 kişilik bir Ali Ağa taraftar topluluğu maçı izliyor. Ali Ağa'dan gelen değerli izleyiciler. Emre. Emre girdi araya ama şimdi Mustafa Diler. Aydın Yıldız'ın belki de bu dakikaya kadar dediğim an bir top kaybı faul beklentisi de vardı. Bu arada gol pozisyonu olabilir eğer arkada çok iyi müdahale etti orada. Oyuna Raşit'in yerine gelen Onur kademeyi iyi aldı. Kafa pası kalecide. Kaan. Burak Koca. Yeniden kaleci Kaan. En geride Burak Koca. Burak çok güzel bir pas attı. Sol kanat. Emre. Emre. Biraz. Eğer şimdi Necati'ye atarsa offside. O da atmadı. Şimdi savunma offside. Şimdi kalktı bayrak. Miraç. Doğukan mı Miraç mı offside'daydı diye sorusu sorulabilir ama hakem tereddüt etmedi bayrağı kaldırırken. Endirek vuruş kullanacak şimdi Ali Ağa. Hemen kullandı. Güray Kula. Sol. Aykut Geçmen'de. Özkan Yılmaz. Arda. Takım adına golün ismi Emre Balak. Emre uzun oynadı. Özkan pası Aykut. Daha tecrübeli isimlerden bir kurulu takım Ali Ağa. Ama bunu lig boyunca hiçbir şekilde kullanamadı bu haftaya kadar. Şimdi top Özkan'daydı. Pası Emre Balak, ondan Arda. Arda'nın pası kısa. Süleyman Çelik de bugün Yıldız adına gününde olmayan oyunculardan bir tanesi. Arda döndü geriye. K.
Kaptan Güray. Emre. En sağda Berk Baran. Özkan. Erkan Güvercin. Arda. Top çeviriyor bu dakikada Ali Ağa. Topun sahibi, daha çok sahip olan taraf Ali Ağa. Aykut uzun oynadı. Bayrak kalktı. Necati pozisyonun içerisindeki oyuncu. En direkt vuruş kullanacak şimdi kaleci Kaan. Aydın Yıldız Spor'da. Ahmet Köseoğlu uzun oynadı Ahmet. Onur topun kontrolünü sağlayamadı. Taç Ali Ağa'nın. Aykut Geçmen, Arda. Kaptan Güray. Sağda Emre Balak boş. Emre şimdi sağ kanattan bindirdi. Berk Baran. Berk karşıladı orada. Emre Arapası gol pozisyonu. Arapası'nda şimdi arkaya düşen top. Enes Yıldırım, onun da topu kontrolü sağlayamaması. Kale vuruşu kullanacak Yıldız. İki takım da topu oraya kadar çok iyi getiriyor. Hem Yıldız hem Ali Ağa, ama netice almakta o ilk 10 dakikadaki iki golden sonra bir türlü muvaffak olamadı iki takım da. Kaleci Kaan Kavurgacı. Şimdi Ali Ağa'da yine hızlı bir top sağ kanatta bu kez. Selim Kartal. Selim bıraktı geriye. Berk Baran. Ceza sahasında 3 oyuncu var. Ali Ağa'da kafa karşılayan Ahmet Köseoğlu. Şimdi Aydın Yıldız hücum olabilir mi? Doğukan'dan önce Berk Baran, Arda. Oyun hızlandı bu dakikada. Erkan Güvercin. Özkan Yılmaz solda. Enes Yıldırım, Enes girdi ceza sahasına. Enes çıkardı köşe vuruşu. Hemen kullandığı köşe vuruşunu Ali Ağa. Sert bir top, kaleci Kaan çift yumrukla uzaklaştırdı. Mustafa Diler. Taç Ali Ağa'nın. Emre bıraktı. Berk Baran taç atışını kullanacak. Ali Ağa'da. Özkan Yılmaz sola döndü. Aykut Geçmen. Aykut. Aykut şutu denedi kalecinin kucağında. Kaan Kavurgacı. Dakika 56 Aydın'da. 1-1. Ahmet Köseoğlu. Şimdi Emre. Emre Akbulut. Hücum. Orta. Savunma uzaklaştırdı kafayla. Özkan Yılmaz. Ondan önce Onur. Out. Emre Akbulut ve Aykut Geçmen pozisyonun içerisindeki iki isim. Aykut yine tecrübesini konuşturdu o pozisyonda. Ali Ağa şimdi hızlı geliyor. Enes, faul kararı var. Sarı kart Mustafa Diler. Aydın Yıldız'da sarı kartı gören oyuncu Mustafa, çünkü çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi Ali Ağa adına. Enes Yıldırım soldan iyi geldi. Atağı önledi. Arkadan yaptığı hareket sonucunda sarı kartı gördü Mustafa Diler. Özkan Arapası sol kanat, ofsayt yok. Enes. İlk rakibinden sıyrıldı Enes. Ceza sahasına baktı arkadaşlarına. Orta kaleci Kaan top sekti. Şimdi
kaleciye yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi maçın hakemi. Necati pozisyonun içerisindeki diğer oyuncu Ali adına. Sağlık görevlerini davet etti Yunus Aytekin. Bölgesel amatör lig 8. grupta değerli izleyiciler. Bu hafta yine Bergama'da önemli bir maç var. Bergama Ayvalık Gücü'nü ağırlıyor değerli izleyiciler. Tabii ki tekrar söylüyorum, bu grup Bergama'nın arayı açması sonucu, 7. grup gibi değil. Biraz heyecanı erken yitirilen gruplardan biri gibi gözükse de lig çok uzun bir maraton ve ikinci devre nelere gebe kalır, nelere gebedir bilemeyiz. Bakalım neler olacak. Kaleci Kaan'ın tedavisi şimdi tamamlandı. İlk yarı sonuçlarında Bergama 1-0 önde tamamladı Ayvalık önünde. Gönen bölme önünde 1-0 önde bu grupta. Salihli 2, Bigadiç 0, Sandıklı 1, Yunus Emre 1 ve Manisa Sanayi 2, Bolvadin 0. İlk yarılar sonucu Yeşilova 1, Söke 0. Taç atışı kullanacak Aydın Yıldız. Uzaklaştırdı savunma Ali Ağa'da. Necati kontrolü sağlayamadı ama taç Ali Ağa Futbol Kulübü'nün. Taç atışını kullandı. Erkan Göberçin Necati'yi düşündü. Savunma Ahmet Köseoğlu kalecisiyle oynadı. Kaan Kavurkacı. Topa bastı, düştü Berk. Şimdi Selim Kartal. Selim'e yapılan hareket faul. Yine bölgesel amatörlük 7. grupta da değerli izleyiciler. Isparta 2, Ortaca Belediye 1. İlk yarı sonucuydu. Karaman 4, Bucak 0. Kestel 1, Çal Belediye 1. Burdur 0, Akşehir 2. Sarayköy 0, Manavgat Belediye 1. Konya Ereğli 0, Kepez 1. Yatağan 0, Sarayönü 0. İlk yarı sonuçlarıydı. Bölgesel amatörlük 7. grupta da. Ki 7. gruptan da yine bazı karşılaşmaları canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Dakika 61 değerli izleyiciler. Aydın'da bir birlik eşitlik devam ediyor. İkinci yarı tabii o ilk yarıdaki ilk 10 dakikalık heyecanı bu 15 dakikaya kadar bulamadık. Daha kontrollü bir oyun istiyor iki takımın hocası da büyük ihtimalle. Şimdi Emre topun başındaki oyuncu Emre Balak. Emre savunma Ahmet Köseoğlu kafayla aşırdı o topu. Aykut Geçmen. Şimdi Özkan orta, yine Ahmet Köseoğlu kafayla karşıladı. Mustafa Diler. Bir top kaybı, kaleci Kaan çıktı aldı o topu. Sağ kanat Berk Baran. Berk. Erkan. Selim Kartal. Selim Kartal'dan nefis bir pas. Ceza sahasında Necati çevirdiği top ama aynı beceriyi son pozisyona taşıyamadı. Şimdi Miraç. Miraç biraz kötü bir pas oldu. Doğukan. Güray Kula uzaklaştırdı. Taç Yıldızspor'un. Aynı anda iki kalede iki pozisyon izleyebilirdik ama Miraç'ın pası biraz şiddetini ayarlayamayınca top. Şimdi Doğukan. Doğukan. Mustafa Diler. Yerde kaldı Mustafa. Top ona gelmedi. Necati. Sağda. Elini kaldırdı Ali Ağlı oyuncu. Uzun düşünce ona gelmedi o top. Taç. Selim daha yakınım dedi. Arda. Güray Kula. Aykut'un pası. Emre Balak.
araya girdi yıldızlı oyuncular ama Selim Kartal, o da kaybetti. Mustafa Diler. Kısa paslaşmalar. Son olarak Emre'nin pası yerini bulmadı. Emre Akbulut. Solda Aykut Geçmen'le şimdi yıldız ceza sahasına girmek üzere Aykut. Köşede ortası. Savunma Emre derinlikteydi. Erkan Güvercin döndü geriye. Güray Kula hakem oyunu durdurdu. Emre Akbulut yerdeki oyuncu. Oyun hakem atışıyla yeniden başladı değerli izleyiciler. Aydın'da denge devam ediyor skorda. Hamleler de devam ediyor. Az sonra Aydın Spor'da bir oyun değişikliği olacak Yıldız Spor'da. Burak Koca. Doğukan ayağının altından sekmesi bir pas oldu Emre'ye. Güray Kula. Kalecisine döndü Güray. Onur Nazmi Terzioğlu. Dakika 64. Taç Ali Ağa'nın. Nizamettin, Mustafa Diler. Miraç'ın koşu yoluna attığı Miraç. Daha hızlı bir oyuncu Miraç. Güray Kula'ya göre eğer o top sekse pozisyon olabilirdi. Şimdi Mustafa Diler girdi ceza sahasına. Orta Doğukan, istediği vuruşu yapamadı Doğukan. Out. Aydın Yıldız gole yaklaştı. 65. dakikada değerli izleyiciler. Oyuncu değişikliği var Aydın Yıldız'da. Emre Akbulut'u oyundan aldı ki Emre bu dakikaya kadar gayet iyi mücadele eden oyunculardan bir tanesiydi. Ve Mert Kurtbaş bu dakikadan sonra onun yerine oyunda Aydın Yıldız'da. Karşılayan savunmasında Ahmet Taç. Kaleci Kaan. Kullandı degajı, havalanan top. Miraç yükseldi, savunma vurdu kafayı. Ama top şimdi yıldızlı oyuncularda. Doğukan ara pas düşüncesi. Topuk pası gibi oldu, tekrar araya girdi. Emre Balak köşe vuruşu. Genç bir pozisyon izledi Emre Balak. Son anda topu kornere attı. Köşe vuruşu kullanacak. Süleyman hemen kullandı. Bu arada savunma yine topu uzaklaştırdı. Bir kez daha içeriye doldurdu. Bir karambol daha Taç. Süleyman Miraç'ın olduğu bölge bir köşe vuruşu daha kullanacak. Bu dakikada Aydın Yıldız 1,5 dakikadır o bölgede değerli izleyiciler. Süleyman. Süleyman arka direğe doğru. Hakemin kararı faul. Pozisyonda faul yaptı düşüncesinde Burak Koca'nın. Yunus Aytekin. Kaleci Onur Nazmi şimdi kullandı. Havalanan top. Savunma
Burak Hoca Hırdara'ya. Berkbaran, Emre Balak. Emre, o da havalandırdı Selim Kartal için. Hızlı bir top. Emre, Yıldırım kullandı taçı. Doğukan. Ahmet. Süleyman baskı yaptı. Top şimdi Ali Ağlı oyuncularda. Erkan Gövercin. Erkan soldan destek bekledi. Şimdi bıraktı Aykut. Aykut Geçmen. Aykut daha geride. Mustafa Diler girdi araya. Biraz önceki pozisyonda Özkan'dı. Özkan Yılmaz düzeltiyorum. Aykut biraz daha geride kaldı. Şimdi Aykut kullandı. Özkan. Özkan. Kaleci Kaan Kavurkacı. Nizamettin orta alanda aldı topu. Şimdi sol kanata Mert. Mert Kurtbaş. Mert pası Arda Girdara'ya. Arda Saltan. Şimdi Selim Kartal ilk anda offside'ı atmadı ona. Arda topuk pası oldu bu. Şimdi hızlı hücum şansı. Doğukan için kalktı bayrak. Miraç ve Doğukan aynı anda o pozisyonun içerisinde olduğu için hakem bayrağı kaldırmakta beklemedi. Hemen kaldırdı. İki oyuncu da offside pozisyonundaydı. Emre şu an endirek vuruşu kullanacak Ali Ağa takımında. Sağa döndü. Kaleci Onur Nazmi Terzioğlu. Aykut Geçmen. Aykut. Sol tarafta. Hücumların çoğu onunla başladı Aykut'la bu hafta. Ali Ağa da şimdi araya girdi savunma. Emre ile taç. Berkbaran. Emre. Yeniden Berk. Arda tek top oynadı. Selim Kartal araya girdi. Burak Koca ama top yine şimdi sert bir şut yandan out. Özkan Yılmaz şutun sahibi. Ali Ağa'da değerli izleyiciler kaleci Kaan Kavurkacı kale vuruşunu kullanacak bu dakikada. 70 göstermekte dakikalar, 70'i göstermekte. 1-1. Özkan Yılmaz. Özkan. Sol kanat Aykut. Aykut 4 oyuncu oldu ceza sahasında arka direk. Eğer o top geçse savunma çok iyi girdi araya. Necati bomboş pozisyonda kafa vuruşu için 6 pasın içinde bekledi. Savunma çok iyi girdi araya Yıldız Spor takımında. Hemen başlattı. Out. Kale vuruşu kullanacak Aydın Yıldız. Kaleci Kaan Kavurkacı. Şimdi kullandığı havalanan top. Ali Ağa oyuncular. Bu arada faul kararı var. Bir pozisyon. Yunus Aytekin oyunu durdurdu. Faulü verdi Aydın Yıldız lehine. Nizamettin topun başında hala atışı kullanmadı Nizamettin. Şimdi kullandı. Doğukan ceza sahasına girmeden müdahale etti. Özkan biraz önceki pozisyonda kart gördü bu arada. Şimdi Selim pas aldı. Selim Kartal.
Sol kanattan Aykut da geliyor Ali'ye. Savunmada Ahmet. Mustafa Diler top kaybı. Şimdi Ali Ağa hücumu. Aykut. Aykut geçmen bıraktığı yerde. Necati ceza sahasında pas bekleyen isim arka direk Selim Kartal için hızlı top. Kale vuruşu. Ahmet Köseoğlu da yardımcı hakemle bir diyaloğu var. Hemen Yunus Aytekin geldi yanına. Bir daha yaparsan sarı kartı görürsün. İlk ağzını da aldı. Kaleci Kaan. Ali Ağa da bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Hücuma bir oyuncu daha aldı Mustafa Bahadır. Tabii Ali Ağa da 3 puan için burada, onu baştan beri söylüyorum. İki takıma da 1 puan yaramayacak. Muzaffer Özcanlı'yı oyuna aldı Mustafa Bahadır. Necati forveti ikiledi. Hemen kullandı faulü Ali Ağa. Burak Koca taç. Bu arada oyun inanılmaz bir pozisyon. Kaleci %100 bir golü çıkardı. Yani Ali Ağalı oyuncular, Aydın Yıldızlı oyuncular o pozisyonu hakemle tartışırken hemen kullandı. Kaleci Kaan Kavurgacı, yapılan hareket faul. İnanılmaz bir pozisyonu yaşadık az önce. Yardımcı hakemin ve Burak Koca ve diğer oyuncular hakemle diyalog içerisindeyken hemen kullandı. Gol pozisyonunu harcadı Ali Ağa. Ali Ağalı oyuncular da şimdi dördüncü hakemin yanındalar. Kalecinin sakatlığı devam ediyor değerli izleyiciler. Kaan Kavurgacı altı pasta şu anda tedavisi. Süleyman Genal yedekler arasında yine. Fatih Çelebi, Mertcan Bizimer ve Çağlar Yıldızer şu an buraya doğru gelirken taraftardan alkış alan oyuncu Çağlar Yıldızer. Aydın Yıldız adına biraz sonra oyuna girecek Çağlar. Süleyman Genal, hemen ısın talimatı geldi Süleyman Genal'a. Çünkü Kaan Kavurgacı devam edemeyecek. Bakalım, Mehmet Öztürk ilk yarıdaki 7 dakika sonra sokmuştu oyuncuyu. Bu kez Süleyman Genal için aynı şeyi yapma şansı yok. Anında Süleyman kaleye geçmek zorunda. Yıldız da eğer Kaan'ın sakatlığı ciddi ise. Kaan Kavurgacı da 1995 doğumlu bir kaleci. Süleyman'ı ısınmaya gönderdi ama Kaan ayağa kalktı. Ahmet Köseoğlu şimdi faulü kullanacak. Az önceki Kaan'a yapılan hareket sonrası. 2. yarıda da oyun sık sık durdu. İlk yarıda 4 dakikalık bir uzatma vardı. Muhtemeldir ki 2. yarıda yine bir 4 veya 5 dakikalık bir uzatma Yıldız'da, Aydın sahasında görebiliriz. Berk Baran. Taç.
Erkan Güvercin biraz önceki pozisyonda o istediği pası veremeyen oyuncuydu. Doğukan Taç hemen kullandı. Emre Balak, Güray Kula. Kaleci Onur. Avantaja bıraktı hakem Erkan Güvercin. Burak Koca. Korner. Köşe vuruşu kullanacak. Ali Ağa. Az önce Berk Baran kullandı köşe vuruşunu. Bir kafa üstten out. Çağlar Yıldızer. Hemen oyun başladı mı? Hayır. Hakem ben daha başlatın demedim dedi. Kaleci Kaan'a. Çağlar Yıldızer son artık normal sürede 12 dakika. Tabii uzatmalarla beraber bir 17-18 dakika. Miraç golün sahibi. Onun yerine oyuna giriyor Çağlar Yıldızer. Miraç da golünü attı bugün. Genç oyuncusu 2000 doğumlu Miraç. Kaleci Kaan şimdi kullandı kale vuruşunu Ahmet Köseoğlu. Nizamettin. Onur. Onur. Taç Ali Ağa'nın. Burak Hoca sekti top ve top Ali Ağa adına filelere gitti değerli izleyiciler. Ali Ağa 2-1 öne geçti bu golle. 80. dakikada geldi bu gol değerli izleyiciler. Ali Ağa 2, Aydın Yıldızspor 1. Savunmadaki hata Burak Hoca. Ali Ağa bu golle 2-1 öne geçti. Ali Ağa 2-1 öne geçti. Necati'nin attığı golle değerli izleyiciler. Necati Önal skoru 2-1'e taşıdı. Tabii bu dakikadan sonra ne izleyeceğiz? Ben kısaca özetleyeceğim. Bir taraf hücum yapmak için uğraşacak. Bir taraf oyunu artık son 13 dakika, 14 dakikayı soğutmak için uğraşacak. Ama atılacak bir 3. gol tamamen bitirirken beraberlik için yüklenecek tabii ki Yıldızspor. Aykut Geçmen, Mustafa Diler. Sağ kanatta Süleyman. Mustafa Diler'le oynadı. Mustafa hemen cevap verme düşüncesi Yıldız'da. Orta ceza sahasına kaleci onun da kontrolünde Berk. Necati. Offside yok. Muzaffer arkadan çıktı. Ama top çok hızlı onun için. Muzaffer biraz yavaş oyuncu bu pozisyon için. Kale vuruşunu hemen kullandı Yıldızspor. Ahmet Köseoğlu. Onur. Süleyman. Yeniden Onur. Havalanan top. Onur. Taç.
Aydın Yıldız'ın bu arada biraz önce söyledim yani bir taraf artık oyunu soğutmak için her şeyi yapacak dedim. Bu hani ne Yıldız için geçerli ne Ali Ağa. Hangi takım golü atarsa bu futbolda en üstten en alta kadar gördüğümüz bir olay. İnşallah sakatlığı önemli bir şey yoktur oyuncunun. Ali Ağa'lı oyuncunun. Şimdi kalktı o da. Evet oyun devam edecek. Aykut Geçmen. Uzun oynadı Aykut. Burak. Yine sol kanatta. Şimdi Ali Ağa. Burak karşıladı. Korner. Dakika 84. Aydın Yıldız Spor 1, Ali Ağa Futbol Kulübü 2. Kaleci Kaan bir köşe vuruşu daha kullanacak. Ali Ağa. Hemen kullandı. Savunma karşıladı Onur. Bıraktı. Şimdi avantaj Mustafa Diler. Doğukan Güngör'ün olduğu bölge. Doğukan sıyrıldı. Mustafa Diler destek verdi. Doğukan savunma köşe vuruşu. Şimdi Aydın Yıldız kullanacak. Bu arada biraz önceki pozisyon için sarı kartı gösterdi. Ali Ağa Futbol Kulübü'nde Aykut için sarı kart kararı var. Aykut Geçmen. Köşe vuruşu kullanacak şimdi. Aydın Yıldız Spor'da Süleyman. Yine ceza sahası içerisi çok kalabalık. Orta savunma karşıladı. Taç Yıldız'ın hemen kullandı. Süleyman Çelik pası. Mustafa Diler ceza sahasından girdi. Mustafa köşe vuruşu mu out mu? Out kararı var. Evet şimdi de Onur Nazmi'yi yerde izliyoruz. Onur Nazmi'nin sakatlığı var değerli izleyiciler. Ali Ağa Futbol Kulübü'nde skor üstünlüğünü tabii ki korumak isteyecek misafir ekip. Ama bugün için hani futbol anlamında iki takıma da teşekkür etmek lazım. Çok oyunu çirkinleştirmeden çok güzel anlar yaşattılar bize. Biraz önce maçın ortasında, daha doğrusu ikinci yarının ortasında demiştim ki hani ikinci yarıda da uzatmalar çok olacaktır. 4-5 dakika dedim ama bu dakika sayısı artabilir değerli izleyiciler. Yaklaşık 3 dakikadır iki oyuncunun sakatlığı için sadece oyun durdu. Artı 6 artı 7'yi görebiliriz Aydın Adnan Bender Stadında. Tabii ki bu bizim kronometremize göre, onu da belirteyim. Kaleci Onur Nazmi Terzioğlu şimdi kullandı. Göğüsle kontrolü müsaade etmedi geçmesine. Arda Özkan Yılmaz. Sağdan Berk Baran gitmişti, onu görmedi. Muzaffer döndü. Sol taraf Aykut.
Enes'in pası şimdi Necati, kaleci. Onun da kontrolünde. Hemen kullandı kale vuruşunu. Kaan Kavurgacı, Emre. Mustafa Diler'i düşündü ama o Arda'ya attı o topu. Müthiş bir top kaybı. Ev sahibi ekip adına ara pası. Savunma tehlike köşe vuruşuna şimdi döndü. Köşe vuruşu kullanacak Ali Ağa. Mert Kurtbaş. Mert attığı yerde Özkan var. Özkan ortası savunma uzaklaştırdı. Şimdi Aydın Yıldız için hücum şansı. Nizamettin, onun da pası geçmedi. Arda çok da çıkmadı bu pozisyonda. Ali Ağa Futbol Kulübü artık skoru tamamen korumaya yönelik bir oyun içerisinde. Yunus Aytekin düdüğü çaldı. Emre'nin yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi. Evet. Dakika 89. Yunus Aytekin hemen yanında kaldırdı. Necati yerdeki isim şimdi kalktı Necati. Hemen başlattı Berkbaran. Arda. Emre Balak. Pas yaptı bu dakikada ama şimdi top kaybı. Bir top kaybı da Mert Kurtbaş'tan. Şimdi Arda. Arda en sola döndü. Destek var. Muzaffer. Muzaffer. Top hala kendisine. Muzaffer. Kale. Kontrpiği de kaldı ama savunmaya da çarpan top. Köşe vuruşu kullanacak. Evet, artı 6 oynanacak. Artı 6. Ali Ağa da köşe vuruşunu kullanmakta. Şimdi iki oyuncu ortaydı, bıraktı Aykut. Savunma uzaklaştırdı Burak. Tam uzaklaşmayan top şimdi Necati. Özkan Yılmaz. Özkan savunma. Burak'la karşıladı yine. Havalanan top. Yine Ali Ağa'nın hücumunu izliyoruz. Kaleci Kaan'ın kucağına. Aykut Geçmen. Mustafa Diler. Devam dedi Mustafa. Çağlar az önceki pozisyon yerde kaldı. Devam dedi hakem. Bir top kaybı daha Ali Ağa'lı oyuncular. Gelişi güzel bir vuruş. Uzatma dakikada oynanıyor değerli izleyiciler. Aydın'da, Almendere Stadı'nda. Aydın Spor 1, Ali Ağa 2. Necati ve Arda Salta'nın 2 golü karşılık olarak geldi Aydın Yıldız'ın golüne. Miraç'ın golüne. Şimdi yine düştü orada Doğukan. Aydın Spor'lu oyuncuların, Yıldız Spor'lu oyuncuların bugün sahayla mücadelesi daha çok oldu. Ayakta kalma konusunda işin doğrusu. Yine uzatma dakikalarındayız. Arda bu kez yerini, kendisini yere bıraktı Arda. Şimdi kullandığı taç atışını Aykut. Mustafa Diler. Süleyman sağ kanat yine. Bir orta, ceza sahası içerisi. Bir karambol, dönen top. Gol pozisyonu. Vurdu. Doğukan nereye vurdu? Yaklaşık 3 metre havaya gitti o top. Müthiş bir pozisyon. Yıldız Spor gole o kadar çok yaklaştı ki bu dakikada. Doğukan
yapılması gereken en son şeyi yaptı, en zor şeyi yaptı Doğukan. O topu out attı. Tabii Ali Ağlı futbol severler ve saha içindeki oyuncular da hepsi bir an için gözlerini kapatmıştır bu pozisyonda. Onları da düşünebiliyorum. Çünkü müthiş bir futbol oynadılar iki takım da bugün ve son saniyeler artık neredeyse bir yıkım olurdu. Ali Ağlı kaleci Onur Nazmi Terzioğlu'nun tedavisi devam ediyor değerli izleyiciler. Ege TV ekranlarında dün Soma Karacabey, bugün de Aydın Yıldızspor, Ali Ağa Futbol Kulübü mücadelesinin canlı yayınında sizlerle birlikte olduk değerli izleyiciler, oluyoruz da. İnşallah önümüzdeki hafta yine hem cumartesi hem pazar Ege TV ekranlarında futbol ve basketbol. Yine salı akşamı basketbol mücadelesi var Merkez Efendi Basket'in. Bütün Ege'de spor adına ne varsa elimizden geldiği kadar, saatler çakışmadığı sürece, özellikle maç saatlerinin aynı saatte olması büyük problem. Evet, bir oyuncu değişikliği daha. Enes oyuna çıkacak şimdi. Enes Yıldırım oyundan çıkan oyuncu. Yunusan Memişoğlu oyuna girecek Ali Ağa'da. Onur Nazmi Terzioğlu yeniden başlatacak oyunu değerli izleyiciler. Mustafa Diler. Doğukan pası. Şimdi Süleyman ayağından açtı topu, savunma uzaklaştırdı. Taç Yıldız'ın. Emre Yıldırım. Süleyman orta. Savunma Berkbaran. Şimdi Yunusan. Sağ kanatta Özkan atmadı ona. Özkan Yılmaz sola, Muzaffer. Yani şu kalitede, şu kadroda olan bir oyuncunun bu pası atması ilginç. Çok ilginç. Ali Ağa adına konuşalım. Ali Ağa yine sol kanattan hücum geliştiriyor. Muzaffer. Pası şimdi sol kanat. Aykut Geçmen. Offside yok. Erkan Göverci'nin pası ama farklı şekilde çıktı. Hemen oyunu başlatacak Kaan Kavurgacı. Ahmet Köseoğlu. Savunma karşıladı Ali Ağa'da. Özkan Yılmaz. Taç. Yıldız'ın hemen başlattığı Doğukan. Mustafa Diler. Mustafa. Süleyman. Out. Ve bu pozisyon maçın son pozisyonu oldu değerli izleyiciler. Ege TV ekranlarında canlı olarak sizlerle paylaştık bu maçı ve Ali Ağa Futbol Kulübü Aydın Yıldızspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmanın canlı anlatımında ben Hasan Özütemiz sizlerle birlikte oldum. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum efendim. Hoşça kalın, sporla kalın. Mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Aydın'dayız. Ege TV ekranlarında Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda bölgesel amatör lig 8. grup 11. hafta mücadelesinde Aydın Yıldızspor ve Ali Ağa Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek yaklaşık 25 dakika sonra bu görmüş olduğunuz yeşil sahada. Ve yanımızda iki kulüp başkanı, çok değerli iki isim var. Sevgili Kamil Başkanım'la ve sevgili Kaya Başkanım'la beraberiz. Önce misafirden başlayalım müsaadenizle Sayın Başkanım. Ali Ağa, şöyle gelelim Sayın Başkanım. Ali Ağa Futbol
futbol kulübüne emekleriniz tartışılamaz tabii ki ama istediğiniz bir sezon başlangıcı olmadı. Ama geçen hafta başlayan bir çıkış var ve bu hafta da sizin için çok önemli bir ben derbi olarak buradayım. Öyle düşünüyorum bu maçı. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Neler düşünüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz Sayın Başkanım? Öncelikle Kanal 58 televizyonuna bugün için teşekkür ediyorum. Bugün hava da güzel, top oynamaya müsait. Rakip takımın da gücünü biliyoruz. Biz kendimiz de bir çıkış yakaladık. Bu çıkışı sürdürmek için de mutlaka bugün bu maçı almamız lazım diye düşünüyoruz. Evet, Sayın Başkanım Kanal 58 dedi. Evet, hem Kanal 58 hem Ege TV olarak devam ediyoruz, onu da söyleyelim. Başarılar diyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkanıma söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Başarılar diliyorum kendisine. Misafirperliğin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Evet sevgili Kaya Başkanım, Aydın Yıldız Spor sezona başladığında hani 3. sırada Aydın Yıldız ve şampiyonluk hedefleyen bir Yıldız Spor olacak mı diye size sorsam herhalde ilk etapta hayır hocam, biz genç bir kadro kuruyoruz ve ileriye dönük düşünüyoruz diye bir cevap alabilirdim ama netice ve oynanan maçlar sizi bir potanın içine soktu. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, sezon başında gerçekten çok mütevazı bir kadro kurduk. Genç arkadaşlarımızla lige başladık. Genç arkadaşlarımız hocalarımızın nezaretinde inanılmaz bir çıkış yakaladılar ve bize bugünlere getirdiler. Öncelikle ben tüm hocalarımızı, teknik ekibimizi, futbolcularımı kutluyorum. Bizi bugünlere getirdikleri için. Çok bir genç bir kadro dedik. Talihsiz sakatlıklar da oldu biliyorsunuz. Çağlar sakatlandı. Onun arkasında Ali Kireç sakatlandı. İki önemli futbolcumuzdan yoksun çıkacağız bugün. Çağlar kadroda var mı bu arada 18'de? Çağlar kadroda var. Çağlar kadroda var. Ama ilk 11'de yok. Genç bir kadroyla oynayacağız bugün. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Ali Aspor'a başarılar diliyorum. Hoş geldiniz der. Başarılar diliyorum kendilerine. Evet, biz de iki takıma da başarılar diliyoruz. Ben yayın öncesinde söylemiştim. Şu an binlerce, milyonlarca izleyenlerin önünde de söylemek istiyorum. Bölgesel amatörlük 8. grupta maçlara gidiyoruz. 7. grupta da gidiyoruz ama bugüne kadar hem isim isim, gerek Ali Ağa Kulüp Başkanım, sevgili Kamil Başkanım olsun, sevgili Kaya Başkanım siz olsun. Bu iki başkanı müsaade ederlerse ayrı bir kefeye koyarak değerlendireceğim. Misafirperverliğinizden ötürü mağlup olan takımda bile veya puan kaybeden takımda bile biz genelde hani başkan konuşmaz gider ama özellikle Sayın Başkanım'la bunu yaşadık. Bornova ve Yeşilova maçından sonra o kadar sinir harbi gitti. Tribünü yatıştırdı, taraftar yatıştırdı ama en son yine geldi, bizimle ilgilendi. Çok aslında büyük bir erdem bu kadar şeyin içerisinde uğraşmak. Ben bu anlamda spora verdiğiniz ve fazla destek olmadan özellikle siz ve sevgili Kamil Başkanım. Bu çok büyük bir fedakarlık. Yani işin ucu paraya dokunduğu zaman herkes ister istemez uzaklaşırken siz bu işin içinde kaldınız. İnşallah Türk futboluna ilerleyen dönemlerde de sadece Bal Ligi'ne değil yukarılarda da hizmet vermek Allah size nasip etsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkanım başarılar diyorum. Hak eden kazansın. Evet değerli izleyiciler, saat 14'ten itibaren bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağım.